Evet canım. Güzel yeni oyuncağım. Teşekkürler. Evet hocam, yeni bir oyuncak daha. Tibet Çanı, meditasyon yapanlar bilirler. Çok önemlidir efendim. Ben de aldım. Çok öyle meditasyon yapamıyorum ama milleti gıcık etmek için süper ses çıkarıyor. Dolayısıyla artık ben de bunu eğleniyorum. Toplantı esnalarında kullanmayı özellikle Sinan Hoca çok sever Tibet Çanı. Toplantı uzarsa diyelim onu. Her toplantıda kullanmıyorum da. Artık bitsin. Uzayan toplantılarda yapıyorum öyle şeyler. Evet. O halde Tibet Çanı'nın üstüne hocam bir itiraz sorusuyla devam edelim istedim. İtiraz mı? Bu bizim şey videomuz vardı ya, beyni aç kalmak besler mi videosu. Onun evet. Altına şöyle bir yorum aldık. İlk olarak günde 2'den fazla öğün yemek neden hocamıza göre fazla kalori manasına geliyor anlayamadım. İkinci olarak neden bana gelen 100 kilo üstü diyabet, kolesterol ve tansiyon problemi olan hastaların %99'u 2 öğün besleniyor. Neden ben bunu düzeltince düzgünce zayıflıyorlar? Kimseye saygısız etmek istemezmiş ama cahillik yarım yamalak bilmekten iyiymiş. Estağfurullah, hiç saygısızlık değil. Bence güzel bir soru. Bir, 100 kilonun üstünde ve günde 2 öğün yiyen kaç hastası var? Bunun %99'u kaç kişi ediyor? Geri kalan %1'inde ne var? Bu ifade biraz buradan tam bir şey çıkaramayacağım ama sorunun bence şunu açıklamaya imkan vermesi açısından güzel bir tarafı var. Sağlık sadece yemekle ya da öğünle olmuyor. Onu söylemek lazım. Sağlıklı olabilmek bütüncül olarak, işte benim en azından fabrika ayarları dediğim, hareket etme, güzel uyuma, diğer insanlarla doğru ilişkiler kurma, stresi yönetme, hayatında enteresan sınırları aşacak bir şey yapma ve tabii ki az ve aralıklı yemek gibi temel kurallara bağlayan, böyle olursan sağlıklı oluyorsun. Burada o kişilerin sadece öğün sayısı belirlemiyor o insanların kilolarını ya da hayatlarındaki sağlık sorunlarını. Dolayısıyla burada tartıştığımız şey çok basitçe tıbben yüzlerce yayınla ve gittikçe de artan sayıda kanıtla bildiğimiz, günde bir kere sağlam acı kan daha sağlıklı oluyor. Diğer faktörler sağlıklı olduğu takdirde. Dolayısıyla sadece yemekle sağlık olmaz. Bu vesileyle diyetisyen arkadaşımıza teşekkür ediyorum. Fakat bunu nereden biliyorum sorusunu sorunca, mesela daha önce belki önermiştim. İnsan Vücudunun Öyküsü ya Darwin'le Akşam Yemeği gibi kitapları okumayı deneyebilir arkadaşlar. Kitaplarda çok kapsamlı çalışmaların değerlendirmeleri var. Hani ben illa isteyeceğim, bilimsel yayın bakacağım diyorsa, İnsan Vücudunun Öyküsü kitabının her bölümün sonunda çok ciddi bir kaynakça da var. Oradaki bilimsel yayınların hepsine ulaşabilir. Biraz daha sabrederse benim İnsanın Fabrika Ayarları kitabı çıkınca oradaki kaynaklara da ulaşma imkanı olacak.